Başka mı dedi böyle bakarsın? Evet hocam çok öğretmenler güzel. Sağ olun. Elinize bakacağım. Şöyle hocam. Öğretmenler hocam gel. Gel hocam. Hoş geldin. Yeşilyurt'taki bütün öğretmenlerimize adına kupa öğretmenler günü hediyesi olarak yaptırdık. Teşekkür ederim. Bu anlamlı günde bizleri onurlandırırız. Bu anlamlı hediyeler için teşekkür ederim. Nazik hareketiniz için tüm arkadaşlar adına ben teşekkür ederim. Evet. Evet, Ömer Faruk hocam. Evet. Evet hocam. Hocam, başkanım. Berkant. Evet. Havlucu hocam. Evet hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hocam. Hazreti Ali Efendimiz bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olur diyor. Yine Efendimiz ilim müminin yitiğidir diyor. İlim içinde de olsa alınız diyor. Hayatımda gıpta ettiğim meslek ne derseniz ben öğretmenlik onu özellikle ifade etmek istiyorum. Yani ne olmak istersin dersin. Gerçekten öğretmenlik hep idealimdeki meslektir, iştir. Rabbim size güzel vazifeyi nasip etmiş. O yüzden ne kadar şükretseniz az. Ama elbette ki öğretmenlik bu güzelliği yanında çok zor da bir meslek. Sabır gerektiren, stresli olan bir meslek. Ama geleceğimizi sizler yoğuruyorsunuz, geleceğimizi sizler oluşturuyorsunuz. Biz 20. yüzyılın başında yenilmiş bir milletiz. Ve 20. yüzyıla yenik olarak başladık. Bizle birlikte ümmet de gücünü kaybetti. Ama bu sürekli böyle devam etmeyecekti. Ve elhamdülillah tekrar bu millet ayağa kalktı. İnşallah bundan sonra daha da ayağa kalkacak. İnşallah. İnşallah ümmetle birlikte ayağa kalkacağız. Ama bunun en önemli burada hizmet siz öğretmenlere düşüyor. Çünkü geleceğimizi sizler oluşturuyorsunuz. O duyguyu, o ideali, o ruhu, bayrağı, vatanı, milleti, mukaddesatı, peygamberi, Allah'ı sizler öğretiyorsunuz. Bu yüzden en ağır görev sizin. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Gerçekten en ağır görev ve en önemli görev sizin. Cumhurbaşkanı da bir öğretmenin yetiştirdiği bir insan. Ben de bir öğretmenin yetiştirdiği bir insanım. Ve hepimiz sokaktaki insan da öyle. Burada sizlere çok büyük bir görev düşüyor. 24 Kasım sadece anma anlamında bir öğretmenler günü olarak ifade ediyoruz. Yoksa her gün öğretmenler günü. Evet hocam öğretmenler günü kutlarsın. Tebrik ediyorum. İsmimde. Ben geçen sefer hastanede olmuşum. Ya Adem. Layatva. Layatva emra ustağını. Peki manasını verebilecek misin? Manası oku. Yaratan Rabbinin adı Layku. O insanı bir kan fırtısından yarattı. Başka dedi. Yeter, yeter. Maşallah. Çok iyi. Ama hepsini öğren, tamam mı? İsmin ne senin? Ahmet. Ben eminim hepiniz Ahmet gibi hem okursunuz hem de manasını söylersiniz. Ama Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğimiz kadar öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumayı, Arapçadan okumayı öğreneceğiz. Bu çok önemli. Ama ondan daha önemli bir şey var. Anlamını da çok iyi öğrenmemiz var. Var mı bir isteğim? Hadi kolay. Çok sağ olsun. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, buyurun oturun biraz. Hoş geldiniz. Hocam. Günün anasına adı. Hoş geldiniz.
Evet. Ne yapıyorsun? Çikolata mı yapıyorsun? Evet, öğretmenim. Evet. Hocam, öğretmenlerimiz çikolata alsın. Hocam, öğretmenlerimiz kutlu. Hocam, yemek için araştırdık.